Dünya ne yazık ki bu senede yeni nesil oyunculuğa geçemeyecek. Evet biliyorum, bu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları her ne kadar geçtiğimiz sene çıkmış olsalar da bu sene biz bu yeni nesil oyunları göremeyeceğiz. Çünkü şu anda dünyada çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Sony yeni nesile PlayStation 5'in en çok beklenen oyunları Gran Turismo ve God of War'un devam oyunlarının erteleneceğini duyurdu ve herhangi bir çıkış tarihi de vermedi üstelik. Ancak benden söylemesi, bu oyunları 2021 yılında görmeyi beklemeyin. Sony'nin belli aralıklarla düzenlediği ve kitlesine PlayStation platformuna çıkacak oyunlarla ilgili güncellemeler yaptığı bir sunum gerçekleştirdi. Adı da State of Play, duymuşsunuzdur. Bu sunumda ne yazık ki bu çok beklenen markaların esamesi bile okunmadı. Onun yerine PlayStation 5'e gelecek eski nesil ve indie oyunlardan bahsedildi. Aynı şekilde Microsoft da Xbox'ın çok beklenen oyunu Halo'yu bu yıl sonuna erteledi ama onun da kesin bir çıkış tarihi yok. Diğer büyük markalar için bile şu an herhangi bir çıkış aralığından bile söz edilmiyor. İyi de bunun sebebi pandeminin yarattığı evden çalışma süreçleri ve üretimin aksaması mı? Evet, ama bu buzdağının şu an için sadece görünen yüzü. Çünkü şu sıralar dünyada çok büyük bir yarı iletken üretim krizi yaşanıyor. Hatta bunun havalı da bir ismi var. Chipageddon. Bu bir göktaşına bomba yerleştirip son anda kahramanlarımızdan birinin kendini feda ederek dünyayı kurtaracağı bir sorun da değil üstelik. Chipageddon olarak adlandırılan felaketin asıl konusu dünyadaki silikon üretimindeki artan talebe bir türlü cevap verilemiyor olması. Dolayısıyla yarı iletken devrelerin üretildiği silikonlar olmayınca çipler, yani şu anda kullandığımız konsollardaki işlemciler ve grafik birimleri üretilemiyor. Bunlar da üretilemeyince, evet doğru tahmin ettiniz, oyun konsolları da sonuç olarak istenilen miktarda üretilip pazara bir türlü sunulamıyor. Zaten konsol üreticileri de durumla ilgili bir açıklama yapmıştı. Gerek Microsoft gerek Sony bahar sonuna kadar PlayStation ve Xbox üretiminin talebe karşılık veremeyeceğini belirtmişti. Ancak olay sanıldığından daha da vahim durumda ve buna bir çözüm bulunabilmesi için bizzat Amerikan Başkanı tarafından bir kararname imzalandı. Evet, tarafından. Joe Biden, Chipageddon denilen yonga sıkıntısını çözmek için 100 gün sürecek bir araştırma genelgesi imzaladı ve gereğinin yapılmasını istedi. Tabii bu araştırmalar dahilinde silikon ve dolayısıyla çip üretiminin artırılması için gerekli yöntemler gözden geçirilecek ve ileride tedarik zincirindeki aksamaların nasıl çözülebileceği araştırılacak. Ancak hani şöyle Amerikan başkanı abi buradan bir düğmeye bastığıma bak şimdi nasıl üretiyorlar tıpış tıpış gibi düşünmeyin. Çünkü çiplerin ham maddesini oluşturan silikon blokların üretilmesi bile sadece aylar süren bir operasyon gerektiriyor. Ha şimdi Amerikan başkanı da benim headsetli gamer gencim oyun oynayamıyor diye bu kararı vermedi. Bu durum oyun konsolları değil sadece, hani bilgisayar parçalarından akıllı telefon bileşenlere, hatta arabalardaki elektronik panellere kadar bütün sektörlerdeki üretimi olumsuz anlamda etkiliyor. Yani bu yonga üretimindeki talep artışına bir an önce çözüm bulunamazsa dünya çok büyük bir üretim kriziyle karşı karşıya kalacak. Ancak bırakın talebe karşılık vermeyi, geçtiğimiz günlerde Çin'den sonra en büyük silikon üreticilerinden biri olan Tayvan'ı vuran kuraklık bu yarı iletken üretimine ayrı bir darbe vurmuş durumda. Kuraklık ne alaka abi dediğinizi duyar gibiyim. Size olayı basitçe şöyle özetleyeyim. Silikon dediğiniz madde her ne kadar yerin altından çıkarılsa ve dünya genelinde bolca bulunsa da bu maddenin yarı iletken çiplere dönüştürülebilmesi için birçok işlenme sürecinden geçmesi gerekiyor. Bunlardan ilki silikonun içinde doğal olarak bulunan oksijenin yüksek sıcaklıklarda ayrıştırılması, bir diğeri de saf hale getirilen silikon kütüklerinin dekontaminasyonu sağlamak için su ile temizlenmesi. Bu bildiğimiz musluk suyu da değil üstelik. Bu işlem sırasında ultra saf su denilen bizim içme suyumuzdan yüzlerce kat daha saf, inanılmaz arıtılmış sular kullanılıyor. Ve de devasa miktarlarda kullanılıyor. Bu bahsettiğim fabrikalarda silikonu durulamak için diyelim kullanılacak su miktarı küçük bir şehrin ihtiyacını karşılayacak seviyede. Ki Tayvan'ın şu anki durumu düşünüldüğünde kardeşim bu suyu insan içecek deyip sınırlı kaynakları da şehir kanallarına yönlendirmeleri oldukça doğal. Bu arada silikon diye bahsettiğimiz olay bu insanların vücuduna daha dolgun hale getirmek için sıkıştırdığı silikon denen bu tür maddelerden değil. Orada bahsedilen İngilizceden silicon olarak alınan madde aslında bizdeki silisyum madeni ama dilimize işte silicon diye geçmiş. Orada yanlış bir telaffuz var ama artık benim de dilim öyle söylemeye alıştığı için kafanızı karıştırmamak için silikon diye devam edeceğim. Orada ufak bir parantez açayım. Peki nasıl oldu da bu talep korkunç derecede arttı derseniz tabii ki de pandemi süreci ve bu süreçte insanların evlerine kapanıp gerek kendilerini oyalamak, gerek çalışmak, gerekse de eğitim amacıyla kapış kapış aldıkları bilgisayarların, tabletlerin satışına muazzam bir artış olması. Bir de bunun üzerine son dönemde Bitcoin ve benzer kripto paraların fiyatlarının katlanması da olaya tüy dikti. Kripto para madencileri daha çok coin üretebilmek için bunu en verimli şekilde yapabildikleri ekran kartlarını hızlıca yağmalamaya başladılar. Zaten yok satan kartlar bir anda piyasada bulunamamaya başladı. Ekran kartı bulamayınca da bilgisayarların diğer bileşenlere sahip olmak da pek bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bilgisayar toplayamayan ya da yeni ekran kartı bulamayan oyuncular bir kez daha konsollara akın ettiler. Bu da zaten yeni yıl tatili, Kara Cuma gibi satış çılgınlıklarını yeni atlatmış ve talebe ancak yetişen oyun konsollarında da tekrar kıtlık yaşanmasına yol açtı. O yüzden yeni nesil konsolunu alıp 4K grafiklerde 60 FPS yağ gibi akan oyunları titreşen, sertleşen kumandalarda oynarım diye hayaller kuran benim gamer kardeşim, sen de haklısın ama yapacak bir şey yok. Nisan-Mayıs ayları gibi stokların yenileneceğini ve dolayısıyla oyuncuları yeni nesil konsollarla rahatlıkla buluşturabileceklerini dile getiren konsol üreticileri şimdi ise ufaktan 2021 yılında da herkesin bu konsollara ulaşamayacağını dile getirmeye başladılar. Konsollar bildiğin yok satıyor çünkü gerçekten yoklar. Elinde olanlar ise bu ürünleri kara borsaya kaydırıp olduğundan çok daha yüksek kar etme peşindeler. Sonuçta yeni nesil konsollar oyuncularla buluşmadığı zaman oyuncular da yeni nesil oyunları oynayamayacaklar. Geçtiğimiz 7 yılda toplamda 170 milyon gibi kullanıcı sayısına ulaşan PlayStation 4 ve Xbox One'a kıyasla yeni nesil konsollar henüz ancak 7-8 milyon sattılar. Firmalarda yüksek meblağlar yatırarak geliştirdikleri bu oyunları çok daha küçük kitlelere ulaştırmaktansa eski nesil konsolları hemen göz ardı etmeyecek ve önceki nesile olduğu kadar çabuk terk etmeyeceklerdir. Valla bu da bu sene için geliştirilen oyunların halen eski nesil konsollara ya da eski grafik teknolojilerinden ödün vermeyeceği anlamına geliyor ki o çok beklediğimiz yeni nesil oyunları bence 2022 yılına kadar göremeyeceğiz demek. Yani birkaç büyük oyunu saymazsak ki onların çıkış tarihleri de şu anda net değil. Bence bu 2021 yılı bağımsız oyunların yılı olacak gibi görünüyor. Valla bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz ya da ertelenen oyunlar var mıydı? Siz konsol bulabildiniz mi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay.